Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle görselliği şahane, tadı harika, kolay ve çok hafif bisküvili tatlı tarifi paylaşacağım. Yemekten sonra midenizi yormadan yiyebileceğiniz veya şöyle televizyon karşısında bir fincan kahvenin yanına tercih edebileceğiniz nefis bir tatlı olacaktır. Tatlımız için gerekli olan malzemeler 2 bardak su, 500 milim olacak, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı buğday nişastası. Sade tatlımız için 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı buğday nişastası, 9 yemek kaşığı toz şeker ve kakaolu bisküvi. Üzerine jölesi için 400 ml su, 2 paket jöle 20 gram olacak, 4 yemek kaşığı şeker. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre yapmanız gerekiyor. Her jölenin yapım şekli değişebilir. Eğer ki jöle kullanmak istemiyorsanız 2 paket 20 gram jöle yerine 3 yemek kaşığı buğday nişastası koyabilirsiniz. Veya tamamen bu aşamayı yapmayıp bisküvilerin üzerine hiçbir şey dökmeden de servis yapabilirsiniz. Tenceremizin içerisine öncelikle 2 bardak su, 500 milim olacak. 5 yemek kaşığı toz şeker, dilerseniz daha fazla koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 yemek kaşığı kakao ilave ettikten sonra ocağımızı orta dereceye açıyoruz ve sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Kullanacağımız kağıda fırın kağıdı veyahut da streç folyo koyuyoruz. Daha sonra kılıbımızdan rahatlıkla çıkartabilmek içindir. Pişirmiş olduğumuz tatlıyı kasemizin içerisine döküyoruz. İki tarafından tutaraktan sallatıyoruz ki kabarcıkların gitmesi için. Ve yarım saat soğuması için bir kenarda bekletiyoruz. Sade sütlü tatlımızı hazırlamak için tenceremizin içerisine 1 litre süt, 9 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı buğday nişastası, bir taraftan da sürekli çırparaktan koyduklarımızı eritiyoruz. 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Ocağımızı orta dereceye açaraktan kaynayana kadar pişiriyoruz ve bu arada sürekli karıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi piştikçe koyulaşacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatıp ocaktan indiriyoruz. Kakaolu bisküvilerimizi küçük küçük gördüğünüz şekilde kırıyoruz. Yalnız 8 tanesini kenara ayıracağız. Çünkü 8 tanesini daha sonra üzerine kullanacağız. Küçük küçük kırmış olduğumuz kakaolu bisküvilerimizi pişirmiş olduğumuz sütlü tatlının içerisine ilave ediyoruz. Tatlımı sıcakken hep bu işlemi yapacağız. Ve gördüğünüz şekilde karıştırıyoruz. Bu arada kakaolu tatlımız soğudu. Soğumuş olan tatlımızın üzerine hazırlamış olduğumuz karışımı döküyoruz. Kaşık ileri tarafına eşit bir şekilde dağıtarak üzerine düzleştiriyoruz. Tatlımızın biraz soğuyup donması için yarım saat kadar bekletiyoruz. Yarım saat bekletmiş olduğumuz tatlımızın üzerine daha önceden ayırmış olduğumuz kakaolu bisküvilerimizi diziyoruz. Üzerine jölesini hazırlamak için tenceremizin içerisine 1,5 bardak su koyuyoruz. 4 yemek kaşığı toz şeker ve 2 paket jölemizi ilave ediyoruz. Çırpma teliyle sürekli çırparaktan pişiriyoruz. Eğer ki jöle kullanmak istemiyorsanız jöle tozu yerine 3 yemek kaşığı buğday nişastası da koyabilirsiniz. Eğer ki jöleli yaparsanız yapmış olduğunuz jölenin tarifine göre yapınız. Orta derece ocakta jölemizi pişirdik. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz tatlımızın üzerine döküyoruz. Jöleyle bisküvilerin üzerine tamamen kapatıyoruz. Öncelikle yarım saat dışarıda bekledikten sonra 2 saatte buzdolabında bekletiyoruz. 2 saat buzdolabında bekletmiş olduğumuz tatlımızı çıkartıyoruz. Kalıbımızdan çıkartırken biraz dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz.
Tatlımız tam istediğimiz şekilde çok güzel bir şekilde dondu. Tatlınızın tam kıvamında olması için vermiş olduğum ölçülere ve yapma aşamalarına dikkat ederekten yapmanızı tavsiye ederim. Tatlımızı keserekten bir de iç kısmını görelim. Tatlımızı kesip dilimlediğimizde iç kısmı çok daha güzel görünüyor. Vermiş olduğum bu malzemelerden tatlımızı dilimlediğimizde 8 dilim tatlı çıktı. Özellikle yemeklerden sonra tercih edebileceğiniz çok hafif bir tatlıdır. Dilerseniz misafirlerinize yanında bir fincan kahveyle de sunabilirsiniz. Tatlınızı sunmak için özellikle tabağınızda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Görüntüsü zaten yetiyor. Tatlımızın bir de tadına bakalım. Tatlımız gerçekten harika oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu izleyip beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve sayfama abone olmayı unutmayınız. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni göndereceğim videolarda görüşmek üzere, hoşçakalınız.